Merkez 67-35 dinlemede. 67-35 vakasını uygun muyuz? Uygunuz merkez. 67-35 vaka bildiriyorum. Fevzi Çatmak Mahallesi, Fevzi Çatmak Mahallesi, Kartal Sokak. Kartal Sokak, ön Taksim 5, ön Taksim 5. Vakamız 45 yaş göğe sarısı, 45 yaş göğe sarısı. Anlaşıldı merkez, vakaya çıkış yapıyoruz. Gülcan Hanım. Tepeyi alacağız. Yavaş sakin yavaş kalkın. Atamamız olup buraya geldikten sonra tabii erkekli olarak çalıştık. Belli bir süre sonra kadınların sağlık alanında yoğunlaşmasından dolayı istasyonlarda bayan ağırlıklı olmaya başladı. Şu an biz tamamen bayan olarak dönüştük. Sürücülerimiz bayan, ATT'lerimiz, yardımcı sağlık personellerimiz bayan, paramediklerimiz bayan. Bu şekilde tamamen bu şekilde oluştuk yani. Daha sonra yani bunun bize attığı şeyler, her işi kendimiz yapıyoruz. Hastayı taşımasını, müdahalesini, aracı sürmesini, işte lastiği patlıyor, ona bakımına, yıkamasına vesaire. Bu şekilde hani bütün bakım, onarım vesairelerini kendimiz yapıyoruz. Kendi imkanlarımızla yapıyoruz yani. Bu bize daha çok güç veriyor. Daha çok özverili davranmamızı, bayanların daha çok kendi ayakları üzerinde durabilmesini, daha güçlü olmasını gösteriyor ve bu bize bir güç katıyor. Yani güce güç katıyor gibi oluyor. İnsanlar bize şaşırıyorlar. Yani bayanlısınız, siz nasıl taşıyacaksınız, aracı nasıl süreceksiniz vesaire falan diye. Ama bunu hep beraber el ele başarıyoruz arkadaşlarla. Çok güzel bir duygu. Benim 5 yaşında bir tane oğlum var. Zaten artık herhalde bizim çocuklarımız sağlık alanında nöbetli çalış, yani biz hep nöbetli çalışıyoruz. Nöbetli çalışmaya çocuklar herhalde alışıyorlar. Biliyorlar zaten, işte annem bugün nöbete gidecek, anne bugün nöbetçi misin sözlerini çok duyuyoruz. Çocuklar 24 saat sürecinde bizi özlüyorlar. Benim oğlum mesela kreşe gidiyor. Nöbetten çıktığım gün ertesi, anne ben okula gitmek istemiyorum, bugün seninle vakit geçirmek istiyorum diye bir şeyde konuşmada bulunuyor. Bu mesleği gerçekten severek yapıyorum. Umarım hakkıyla yapabiliyoruzdur. İnsanların hayatlarına dokunabiliyoruzdur. İnsanlardan dua almak çok güzel. İnsanlara yardımda bulunmak çok güzel. Yaklaşık 15 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bunun 11 yılı ambulans sürücülüğü olarak devam ediyor. Birçok olayla karşılaşıyoruz. İnsanların en zor anında ilk yanında olan bizler oluyoruz. Onun yani vermiş olduğu bir heyecan,
Bir gurur oluyor onlara yardım etmenin. Bir gururu oluyor. Güzel bir şey. İlk başlarda çok yadırgıyordu insanlarımız. Yani ambulansı bayan sürüyor falan diye. Tabii 11 yıldır Ankara 112'de devam edince artık insanlarımız da alıştı. Yani Ankara'nın sürücülerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Mümkün mertebe yol vermeye çalışıyorlar. Çok hassas davranıyorlar. Yani herkese teşekkür ediyorum buradan. Çünkü onlar da empati yapıyorlar. Arkada olanın kendi yakını veya kendi olabileceğini düşünüyorlar. Hemen seri bir şekilde yol açılıyor. Başlarda çok yadırgandık tabii ki. Siz mi taşıyacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Nasıl kaldıracaksınız? Nasıl süreceksiniz? Şeklinde yaklaşımları oldu ama herkes alıştı. Oğlum da kızım da yani benden öğrenmek istiyorlar her seferinde. Anneciğim bana da öğret. Lütfen bana da öğret. Sen çok güzel araba kullanıyorsun. Yani benden yardım almak istiyorlar. Teşekkür ediyorum herkese. Yani gurur duyuyorum mesleğimle, yaptığım işle. İnsanlara yardımcı olmak çok güzel bir şey gerçekten. Genel olarak bir ön yargı var. Kadınlar yapamaz deniliyor. Ama öyle değil tabii ki. Çok şükür biz hep birlikte her şeyin üstesinden geliyoruz. Ve bayanlarla çalışmak, hep birlikte olmak gerçekten çok güzel bir şey. Biz kadınlar olarak bütün işlerin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz. Bütün platformlarda, zaten platformlarda kadınlar çalışmaktadır ve işlerini layıklarıyla da yerine getirdiklerini düşünüyorum. Yeri geldiğinde ambulansı kullanıp, yeri geldiğinde kimsenin belki de taşıyamaz diye hastayı biz taşıyoruz ve bunu başarabiliyoruz. Ve benim gibi arkamda gördüğünüz bütün arkadaşlarım da benimle aynı işi layıkıyla yerine getirdiği için mutluyuz. Şaşırdım yani.